Evet, bu şekilde burayı nasıl yaptıysak diğer tarafı da aynı şekilde yaptık ve tamamladık. İki tane köşeyi de tamamlamış olduk. Şimdi etrafını bir sıra kutu teknikle geçeceğiz. O yüzden ipimizi kesmeyelim. Kestiksek de buraya bağlayabiliriz, sorun değil. Bu şekilde etrafını kutu teknikle döneceğiz ve kesik ağız kısmını oluşturacağız. Şöyle göstereyim. Böyle kutu teknikle etrafını döneceğiz bir kere. Evet, en son burada kaldım ben. Şöyle köşeye hemen bir tane fıstık var. Şöyle göstereyim. Evet, kutu teknikle buradan hemen başlayalım dönmeye. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum. Ve ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir tane ve yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde yine ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet, bu şekilde devam edelim. Köşeye kadar gelelim. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa. Böyle. İkisini kapatıyorum. Bir zincir. Evet. Şuradaki köşeye kadar aynı şekilde ikili kapatarak gelelim. Şöyle. Evet, köşeye kadar geldim. Şurası köşe oluyor. Şöyle göstereyim uzaktan da. Diğer köşeleri de aynı şekilde geldiğimiz zaman aynı işlemi yapacağız. Unutmayalım. Diğer köşemiz bu. Şimdiki yapacağımız işlemden yapacağız. Buraya da ve buraya da yapacağız. Diğer köşeye gösterdim. Ve sonunu da hep birlikte yaparız. Burayı birlikte yaparız. Şaşırmayın diye. Şimdi şöyle göstereyim. Belki yatay fıstık sayısını sayacak olursunuz. Ve köşe yapıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan köşe noktaya tekrar yapıyorum. Ve böyle ikisini kapatıyorum. Ve köşemiz bu şekilde oluşmuş oldu. Göstermiş olduğum köşeleri de aynı şekilde yapmayı unutmayalım lütfen. Ve ikili kapatarak devam edelim. Böyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu yapmış olduğumuz köşenin aynısından göstermiş olduğum noktada da yaparak sıra sonunu birlikte örüyoruz. Evet, sıra sonuna gelmek üzereyim. Göstermiş olduğum köşeleri aynı bunu yaptığımız gibi yapmayı unutmayalım. Ve son köşeyi de birlikte öreceğiz. Şöyle. Şurası başlangıç fıstığım. Şurası köşe yapmam gereken yer. Evet, köşe yapmam gereken yer burası. Şuraya da bağlantı yapacağız. Buraya dikkat edelim. Buraya kadar ikili kapatarak geldim. Şurası köşe oluyor zaten. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Buraya bir tane aşağı yapıyorum. Yani köşe noktaya en son ikili kapatarak geldiğim noktaya yapıyorum. Ve kapatmıyorum. Buradaki başlangıç fıstığın üzerine yapıyorum. Böyle tığımda 3 tane olmalı. 1, 2 ve 3. Üçünü de kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Ve bu şekilde etrafını tam tur dolanmış olduk. 3 zincirle bir ileri ilmek kaydırıyorum. İpimi keseceğim sanırım. Ya da kesmeyebilirim. Şöyle hangisinden devam edeyim. Bundan zaten 2 tane olacak. Bundan 2 tane olacak. Bu da etrafı kutu teknikle geçilmiş olacak. Bir tanesinin ipini kesin. Bir tanesini dursun. Ona ağız kısmını yapabiliriz. 3 zincir yapalım. Bir ileri ilmek kaydırdım. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Evet, böyle. Bu şekilde 2 tane olsun bundan. Ve şimdi ağız kısmına geçelim. Evet, ağız kısmı için hemen başlayalım. 2 tane parçamız olacak, unutmayalım. Şöyle
Bunlar zaten düz tarafı bize bakacak. Bu da düz bize bakıyor. Şöyle yapabiliriz. İkisini birleştirebiliriz. Ve ağız kısmını ben ne kadar dar veya bol seviyorsunuz ona göre bırakın derim. Ben 10 tane bırakacağım. Herkesin eli rahatlıkla girebilir. Yani endişe etmeden örebilirsiniz. Çok dar seviyorsanız çocuklar için falan örecekseniz onları da kullanması açısından da 8 tane bırakabilirsiniz. Tabii siz kullanacaksanız 10 tane bırakın bence. Ya da eliniz küçükse 8 de bırakabilirsiniz. Bilemiyorum. Şimdi şöyle bunu da böyle getirdik. 2, 3 zincir ya da 4 yapalım. Bir ileriye ilmek kaydıralım. Bir zincir yaptım. Bir bir bırakacağız. Yani bir tane boşluk olacak. Bir tane de burada bırakacağız. 2, 4, 6, 8, 10 tane ağız kısmını örmüş olacağız. Evet, nasıl yapacağız? Şöyle yapalım en iyisi. İp kesmemek için şöyle bir yöntem kullandık. Ve şuradan geçirelim. Buradan da bir tane kalıyor. Köşeden bir tane kalıyor dediğim gibi. Buradan da bir tane kalacak. Birazdan yapacağız onu. Şöyle göstereyim. Buradan bir tane kaldı. Buradan da bir tane. Bu şekilde bir zincir yapalım. İlk etapta ikisini birleştirerek fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapatıyoruz. Bir zincir yaptım. Şöyle bir göstereyim ben. Bu şekilde oldu. Şimdi buraya bir tane hemen yan tarafa yapıyorum. Bir tek katını aldım. Bunu örüyorum. Fıstığı buraya yaptım. İkisini kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane ve yan tarafa yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir. Evet, tek parça örmeye devam ediyorum. Bu şekilde ikili kapatarak devam edelim. Son parçayı da birleştirme yapacağız birlikte. Evet, bu şekilde yatay fıstık sayısı 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi 10'uncuyu birleştirme yaparak yapacağız. Buraya bir tane ilmek aldım ve buraya basıyorum. Hemen buradan da şurası köşe, hemen bir tane bırakıp bir ileriye bırakıyorum, batıyorum. Yine ikili kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir tane ve çeviriyorum arkasını. Hemen yan tarafa yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim. Burayı yapmıştık, birleştirmiştik. Hemen sıradaki yere ikili kapattım. Buraya bir tane yan tarafa. Yine ikili kapatıyorum. Bir zincir. Evet, tek parçasını yine gördüğünüz gibi örüyoruz. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonunu birlikte örelim. Evet, sıra sonuna gelmek üzereyim. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna bir tane batılacak yer var. Şurası da başlangıç fıstığı birleştirmiş olduğumuz yer. Birlikte yapalım. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa yapıyorum. İkinciyi. Buraya dikkat edelim. Üçüncü ise buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Böyle sıra sonlarımız hep böyle üçlü kapatılacak aynı şekilde. Ve bir zincir yapıyorum. Üçlü kapattıktan sonra bir zincir yaptım. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Ve yan tarafa yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Bir zincir. Buraya bir tane yan tarafa. Yine ikisini kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bir üst sıraya çıktık. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızda da artık birleştirme yok. Her noktaya batarak tam tur etrafını döneceğiz ve sıra sonunu yine birlikte öreceğiz. Her noktaya batıyoruz. Şöyle birleştirdiğimiz nokta şöyle. Her noktaya hiç atlamadan batarak ikili kapatarak sıra sonuna gelelim. Sıra sonunu yine birlikte örelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim. Tam tur etrafını döndüm. 2 sıra oldu. 3-4 sıra örebilirsiniz. Ne kadar uzun seviyorsanız ağız kısmını o kadar örebilirsiniz. Şimdi son
kısmı birlikte yapacağız. Şurada batılacak bir yer var. Şurası da başlangıç fıstığı. Buraya bir tane yaptım. Hemen son nokta yapıyorum. Başlangıç fıstığın üzerine yapıyorum üçüncüyü. Buraya dikkat edelim ve sıra sonları hep bu şekilde olacak. Unutmayalım. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir. Evet, böyle kusursuz bir şekilde sıra sonlarımız hazır ve bir üst sıraya da aynı şekilde geçiyoruz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir, buraya bir tane. Hemen yan tarafa. Böyle ikisini kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bir üst sıraya geçişimizi de yaptık. Şimdi yine aynı şekilde her noktaya batarak tam tur etrafını dolanıyoruz. Son nokta ile birlikte ve burayla birlikte üçlü kapatıyoruz. Ağız kısmını 3-4 sıra öreceğim ben. Şimdi şuradaki birleştirmeyi de hemen göstermek istiyorum ve bunu da yapmak istiyorum. Ağız kısmını da tamamlamak istiyorum. Bağcık kısmını birlikte öreceğiz zaten. Bağcık kısmını yapacağız daha. Evet, şuraya bir yere, yani bu noktaya, şu kese yaptığımız yere, son noktaya, buraya ipimizi sabitleyelim. Şu şekilde. Tekrar bir tane daha sabitleyelim, açılma olmasın. Böyle 1, 2, 3 zincir yapalım. Hemen bir ileriye bu şekilde sabitledim. 4 zincir yapalım. Bu noktaya böyle sabitleyelim. Bir zincir yapalım. Şu şekilde oldu. Ve buraya bir tane yapıp kapatalım. Ardından 4 veya 5 zincir yapalım. Bu noktaya fıstığın üzerine sabitleyelim. Bir zincir. Şimdi tekrar ikili kapatarak devam ediyoruz. Etrafını tam tur dolanacağız. İkili kapatıyorum. 5 zincir, buraya sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane yan tarafı yapıyorum. İkili kapatıyorum. 5 zincirle buraya sabitliyorum. Bir zincir. Evet, şöyle zincirler yaparak da kenar uyası görünümünü veriyorum. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Yine aynı şekilde buradaki yapmış olduğumuz köşenin aynısını burayı yapacağız. Yine de bir göstereyim dedim ben. Göstereyim. Evet, köşeye kadar geldim. Şöyle göstereyim. Şu noktaya kadar geldim. Hemen böyle zincir yaparak da geldim. Şu köşeye de aynısını yapacaksınız. Unutmayın. Buraya kadar da aynı şekilde bu geldiğimiz gibi geldiğinizde bu köşeyi de aynısını yapacaksınız, unutmayın. Şöyle uzaktan göstereyim. Şu nokta oluyor elimle tuttuğum yer, köşe. Şimdi aynı köşeden yapacağız. Kutu teknikle dönmüştük biraz önce tek parçasını. Bir tane yapıp kapatıyorum. 4 veya 5 zincirle buraya sabitliyorum. Bir zincir. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan köşe noktaya tekrar yapıyorum. Yani ikili kapatarak gelmiş olmuş olduğum noktayı yapıyorum. Ve böyle ikisini kapatıyorum. Köşemiz oluştu. 4 zincirle buraya sabitliyorum. Bir zincir, buraya bir tane. Hemen yan tarafa yapıyorum. Artık yan kenara döndüm. Yine ikili kapatıyorum. 4 zincir, buraya sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Evet, bu yapmış olduğum köşenin aynısından diğer köşeyi de yapıyoruz. Yani bu noktaya, şu noktaya yapıyoruz. Zaten belirli. Şöyle belirli. Bir tane daha yapacaksınız. Yani iki tane olacak toplamda. Buraya yapmayacaksınız. İkili kapatarak gelip 5 zincirle sabitledikten sonra, tomurcuğun üzerine yaptıktan sonra aşağıya 3 zincirle inip tekrar 4 zincirle bir ileriye ve tekrar buraya da bir zincir yaparak, 4 zincir yaparak sabitleyeceksiniz ve ipinizi kopartacaksınız. Evet, şimdi ben etrafını tam tur döneceğim. Yani şuraya kadar geleceğim. Ağız kısmını da güzel bir şekilde yapacağım ve bağcık kısmına geçelim. Evet, bu şekilde ben tamamladım. Hem ağız kısmını hem de kenarlarını birleştirmeyi yaptım. Şöyle göstereyim. Böyle son olarak da son sıramı bu şekilde kenar ayası yaptım. Aynı buradaki gibi. Böyle oldu. Şurayı da göstermek istiyordum.
Şimdi kilit kapatarak buraya gelince bitiş noktası burası. 4 3 zincirle aşağıya iniyoruz. Yine 4 zincirle sabitliyoruz. Yine 4 zincir bir ileriye ve yine aynı şekilde 4 zincirle sabitliyoruz. Evet, şimdi güzel bir bağcık kısmı yapacağız. Görüyorsunuz, genişlik daha var. Böyle oldu. Şimdi hangi renk buradan bağcık kısmının geçmesini istiyorsanız o renginizi sonra yapacaksınız. Ben beyazla yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir yapalım. Şöyle kenara alalım. Netlemiyor. Ve buraya halka oluşturalım. Ardından bir zincir yapıp halkamızın boşluğuna fıstık yapalım. Fıstıkları dolgun yapabilirsiniz. 4 veya 5 sefer sarıp dolgun durmasını istiyorsanız araya bir zincir yapıp aynı yere tekrar kapatalım. 2 oldu. Bu işlemi toplamda 5 sefer tekrarlayalım. Arada bir zincir var. Evet, 2, 4, 5 oldu. 3 zincir yapalım. Hemen ortaya ilmek kaydırıp bir zincirle ipimizi keselim. Şimdi ise şöyle arkalardan geçirelim, beyaz ipimizi alalım, gizleyelim. Evet, arkasını çevirmişken hemen şu ilk baştan başlamak istiyorum. Beyaz ipi alalım. Üç zincir yapalım ve buraya fıstık yapalım ilk boşluğa. Kapatmayalım. Bunu da 4 sefer sarabilirsiniz. Hemen yandaki boşluğa yapalım, kapatmayalım. Üçüncüye yapalım, kapatmayalım. Dördüncüye yapalım, kapatmayalım. Ve şöyle bir sayalım birlikte. 1, 2, 3 ve 4. Boşluk kalmadı artık. Dördünü de kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Şöyle bombeli bir güzel bir bağcık uç kısmı oldu. 2, 3, 4, 5. Toplamda 120 tane yapalım. 120 zincir bağcık kısmına tam denk geliyor. 120 tane zincirimizi yapalım. Evet, bu şekilde 120 tane zincirimi yaptım. Şöyle tam denk geliyor, dediğim gibi 120 zincirimi yaptıktan sonra tığımı buradan çıkartıyorum. Şöyle küçük bir çatalıyla yardım alıyorum ve ipimi kopartmamak adına şuradan başlayacağım sanırım. Burayı kapatalım. Nereden başlasam? Şu hizaya dek getireceğim. Şöyle başlayayım en iyisi. Bilmiyorum burası ortası mı? Şöyle alt üst yaparak renkli olmasını istiyorsanız ilk önce beyazla başlayın bu pufu yapmaya. Başlangıcını. Şimdi ben beyazla olsun istedim. Böyle alt üst yaparak dolanıyorum etrafına. Evet, neyse ki tam denk geldi. İyi oldu. Ortası. Şöyle çıkartıyorum bunu. Ve bu ipten biraz dikkatli bir şekilde, çok böyle asılmayalım, inceler ipimiz. Dikkatli bir şekilde böyle asılalım. 5 tane fıstık yapacak kadar. Şöyle mavide yapmış olduğumuz işlemi şimdi beyaz ile yapıyoruz. Şimdi buradan halka oluşturacağız. Yine aynı şekilde 5 tane geriye gidelim. Şöyle. Bir halka oluşturalım. Bir zincir yapıp buraya fıstık yapalım.
Kapatalım. Bir zincir. Tekrar aynı yere. Böyle fıstık yapıp kapatalım. Bunu yine aynı şekilde 5'e tamamlayalım. Evet, 5 taneye tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Hemen ortaya ilmek kaydırıp bir zincirle ipimi kesiyorum. Bunu sonra gizleyeceğim. Zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi şu yumaktaki ipten asılıyorum ve ipimi kolaylıkla çıkartıyorum. Şimdi ise mavi ipimizi alalım. Buradaki arkasından boşluğa sabitleyelim. Yine de burada yapmış olduğumuz beyaz ile yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Hepsini bir toplayacağız fıstık. Tamamdır. 4 tane fıstığımız var. Açık fıstığı 4 tane. Kapatalım bunu. Üç zincir yapalım. Hemen bir aşağı ilmek kaydıralım. Böyle oldu görüntüsü. Bir zincirle ipimizi keselim. Ve ben bunları gizleyeceğim. Temizleyeceğim. Evet, bu şekilde bağcık kısmımız hazır. Böyle eşitleyelim. Ve böyle bir fiyonk yapıyorum ben. Kurdele yapıyorum. Bu şekilde çok güzel oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Üçlü bir takım oldu. Diğer parçalarını da hemen göstereceğim sizlere. Bu şekilde şöyle ağız kısmında görmenizi istiyorum. Çok güzel oldu ve rahatlıkla eliniz girecektir. Gönül rahatlığıyla da örebilirsiniz. Şöyle elimi de koyayım. Boşluk bile kalıyor. Bu şekilde bağcık kısmı ile birlikte harika, çok güzel bir model oldu. Evet, üçlü takımı tamamlamış olduk. Hemen şöyle göstereyim diğerlerinde. Uzun olanı şöyle çevireyim. Bu şekilde. Yapımı kanalımda mevcut ve hepsinin yapımı da çok kolay. Zaten hep birlikte örüyoruz. Adım adım her sırasını anlatıyorum. Ve kare olanı bu şekilde. Evet. Benimle birlikte örebilir, bu güzel modele sahip olabilirsiniz. Yepyeni bir tasarımdır bunlar. Evet, modelim böyleydi. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.